Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, prepositionen mit dativ. Preposition neydi arkadaşlar? Edat demekti değil mi? Dativlikle anılan edatları görüyor olacağız. Hangi edatlarmış bunlar? Entsprechend, samt, fern ve zuliebe. Şimdi baktığımızda arkadaşlar, entsprechend ile birlikte paralel anlamına geliyor. Samt, samt'a da baktığımızda arkadaşlar bu uygun paralel ancak samt birlikte demek. Fern uzakta anlamında geliyor. Zuliebe de bir şeyin hatırına anlamına gelmiş oluyor arkadaşlar. Bunu cümleler içerisinde daha bir kavruyor olacağız bu yapıları. Dilerseniz entsprechend ile başlayalım arkadaşlar. İlk cümlemize baktığımızda die Grenzwerte sind entsprechend dem Kapitel technische Daten einzuhalten. Bu cümleye öncelikle bakmadan önce arkadaşlar kelimeleri bir inceleyelim. Die Grenzwerte bu sınır değerleri demek arkadaşlar. Mühendislikte karşımıza çıkabilir, tıpta karşımıza çıkabilir değil mi? Belli bir şeyin sınır değeri vardır. Dolayısıyla ne diyor cümlemiz? Die Grenzwerte sind entsprechend dem Kapitel. Kapitel bölüm demek arkadaşlar. Bir kitabın, bir literatürün bir bölümü kastediliyor demek ki burada. Bakın tırnak içerisinde ne demiş? Technische Daten, yani teknik veriler. Değil mi? Einhalten eylemini görüyoruz. Einhalten, uyum sağlamak anlamına gelmiş oluyor bu cümlede. Dolayısıyla cümlemiz ne diyor? Sınır değerleri teknik veriler adlı bölümde, yani o bölüme göre ne yapılmalıdır? Uyum sağlanmalıdır. Dolayısıyla burada entsprechend ne demiş oluyoruz arkadaşlar? Uygun, paralel anlamına gelmiş oluyor. Demek ki bu bölüme uygun, paralel davranmak gerekir demeyi getirmiş oluyor bu cümle. Bir diğer cümleye bakalım arkadaşlar. Bu da gene entsprechend cümlesi. Ne diyor cümlemiz? In Deutschland sind Doppelstudiengänge entsprechend der neuen Studienordnung möglich. Evet. Öncelikle bir bakalım ne demek istediğine. Doppelstudiengang. Evet, bu ne demek? Çift ana dal demek. Evet, bilenler mutlaka bilecektir değil mi? En basit haliyle şöyle anlatalım. Siz bir yüksek öğrenim programında okuyorsanız okurken eş zamanlı olarak bir diğer bölümde okuyorsunuzdur. Değil mi? Buna da çift ana dal deniliyor. Almanca karşılığı da demek ki Doppelstudiengang. Çoğulu da Gänge olmuş oluyor. Studienordnung. Evet, Ordnung neydi? Düzen demekti. Yani eğitim, öğretim düzeni anlamına gelmiş oluyor. Yani sistemi kastediyor aslında. Yüksek öğrenim sistemine. Möglich, olası, olanak, sağlar anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla cümlemiz ne diyor arkadaşlar? In Deutschland sind Doppelstudiengänge entsprechend der neuen Studienordnung möglich. Yani Almanya'da çift ana dal yüksek öğrenim programına göre uygundur. Böyle bir şey olabilir anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla bunun yani paraleldir, uygun düşer anlamına gelen entsprechend kullanıldığında anlam kazanmış oluyor bu cümle. Demek ki entsprechend neymiş arkadaşlar? Uygun, paralel anlamına gelmiş oluyor. Samt baktığımızda arkadaşlar, samt birlikte demek. Öncelikle bir bakalım cümlemize. İlk cümlemiz ne diyor? Samt cümlesi. Die Fabrik samt allem Inventar wurde versteigert. Öncelikle bir anlamlandıralım. Evet, fabrika değil mi? Die Fabrik samt allem Inventar. Evet, allem Inventar, bütün envanterler dahil, içerisinde bütün envanterler varmış demek ki. Wurde versteigert. Versteigern ne demek arkadaşlar? Yükseltilmek. Biz buradan ne anlamalıyız arkadaşlar? Demek ki bu fabrikanın hissesi var. Değil mi? Ve bu hisse ne olmuş? Envanteri dahilinde açık arttırmaya gitmiş.
gibi bir anlam çıkabiliyor. Dolayısıyla bu kağıt değer kazanmış değil mi? Bu lot, bu kağıt, bu hisse senedi olabilir. Bu fabrikanın envanteri, tüm envanteri dahil ne oluyor? Bir değer kazanmış anlamına gelmiş oluyor bu cümle. Dolayısıyla die Fabrik samt allem Inventar wurde versteigert denilmiş oluyor. Tabii şunu da hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Konu başlığımıza baktığımızda datif deniliyor. Bakın samt allem datifliği görüyoruz burada. Entsprechend'de de keza öyle. Die Ordnung ne olmuş? Der Ordnung şeklinde datifliğe bürünmüş oluyor. Demek ki bu edatlar ne olmuş oluyor arkadaşlar? Bu prepozisyonlar datifle anılmış oluyor. Sonraki örneğimize baktığımızda das Handy wird samt Zubehör geliefert. Evet, Zubehör öncelikle das Handy'ye bakalım. Das Handy cep telefonu demek arkadaşlar. Zubehör aksesuarları anlamına gelmiş oluyor. Tabii bu çoğul olduğu için buraya herhangi bir şey gelmiyor arkadaşlar. Liefern'da neydi? İletilmek değil mi? Sevk etmek, iletmek ya da ne diyebiliriz bunu? Teslim de diyebiliriz. Dolayısıyla cep telefonu aksesuarlarıyla gönderiliyor, teslim ediliyor anlamına gelen das Handy wird samt Zubehör geliefert. Şunu da hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Bu yapıların tamamı yazılı dilde karşımıza çıkmış oluyor. Dolayısıyla bunu sözlü dilden ziyade yazılı dilde kullanmış oluyoruz. Tabii ki konuşma dilinde de söyleyebiliriz bunu. Ancak bu daha çok bir yazılı dil cümlesi diyebiliriz, yapısı. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Grenzwerte sind entsprechend dem Kapitel technische Daten einzuhalten. Die Grenzwerte sind entsprechend dem Kapitel technische Daten einzuhalten. In Deutschland sind Doppelstudiengänge entsprechend der neuen Studienordnung möglich. In Deutschland sind Doppelstudiengänge entsprechend der neuen Studienordnung möglich. Die Fabrik samt allem Inventar wurde versteigert. Die Fabrik samt allem Inventar wurde versteigert. Das Handy wird samt Zubehör geliefert. Das Handy wird samt Zubehör geliefert. Evet arkadaşlar, demek ki neymiş? Entsprechend, parallel, uygun anlamında, samt, birlikte, fern, uzakta, zu liebe de arkadaşlar hatırına anlamına gelmiş oluyor. Dilerseniz şimdi de fern ile devam edelim. Yani fern ne demekti? Uzakta. Hatırlayacak olursunuz, hatta böyle bir alet var. Neydi? Fernseher değil mi? Televizyon. Uzak görür diyor Almanlar. Tıpkı bizdeki bilgisayar gibi. Değil mi? Fern demek ki uzak demekmiş. Şimdi bu edatı bir inceleyelim cümle içerisinde. Alexander studiert fern von seinem Land. Evet, Alexander bir erkek ismi. Studieren neydi? Yüksek öğrenim görmek. Von seinem Land, memleketinden, ülkesinden uzakta okuyor. Dediğimizde demek ki Alexander studiert fern von seinem Land demiş oluyoruz. Bakın burada fern demek ki ne oluyormuş arkadaşlar? Datifle anıldığından dolayı von seinem Land şekline bürünüyor. Dolayısıyla fern von seinem Land, memleketinden, ülkesinden uzakta üniversite öğrenimi görüyormuş. Kim? Alexander. Değil mi? Sonraki örneğimize bakalım. Das Feuer hält die Wölfe fern von Leuten. Evet. Das Feuer, ateş, die Wölfe, kurtlar, fernhalten, uzakta tutmak demek değil mi arkadaşlar? Fernhalten, uzakta tutmak. Von Leuten, insanlardan. Yani ateş, kurtları insanlardan uzak tutuyor. Yani insanları insanlara yakınlaşmasını önlüyor anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla bakın burada da gene fern von Leuten demiş oluyoruz. Die Leute, insanlar. Bakın ne olmuş? Datiflik. Dolayısıyla fern von Leuten şekline bürünmüş oluyor. Dolayısıyla ateş, kurtları insanlara
uzakta değil mi? Uzakta tutuyor anlamına gelmiş oluyor bu cümle. Şimdi burada datifliği gördük ancak parantez içerisinde bir cümle var ki burada genitiflik var arkadaşlar. Demek ki ne anlamalıyız? Fen datif olabileceği gibi genitif de olabiliyormuş. Tabii ki bu başlık altında hani bunları görüyorken bunu da hatırlatmak istedim. Bakalım öncelikle cümlemize. Dieses Familienhaus ist ideal für gemeinsame Erlebnisse fern des Alltags. Evet, dieses Familienhaus aile evi değil mi? Yani aile evinden kasıt arkadaşlar müstakil ev gibi düşünülebilir. Hani bahçeli evler iki katlı olabiliyor bunlar. Dolayısıyla bunlar Familienhaus bir, çekirdek aile olarak da düşünebilirsiniz. Ya da işte evet, ne demek istediğimi anlamışsınızdır herhalde. Bahçeli evler, müstakil ev diyebiliriz bunun için. İdeal, Türkçe'de de ideal deniliyor değil mi? Für gemeinsame Erlebnisse, yaşantı değil mi? Tabii yaşantı diyebiliriz. Gemeinsame Erlebnisse, birlikte geçirilen güzel vakitler deriz ya güzel Türkçe'de. Dolayısıyla bunun Almanca karşılığı für gemeinsame Erlebnisse olabilir. Alltag ne demekti arkadaşlar? Güncel. Yani güncel hayat diyebiliriz. Dolayısıyla fern des Alltags güncel hayattan uzak anlamına geliyor. Bakın burada genitiflik Alltag fern des Alltags şekline bürünmüş oluyor değil mi? Genitiflikte. Dolayısıyla cümlemiz ne demek istiyor? Bu işte aile ve müstakil ev idealdir yaşantılar için ve bu yaşantılar güncel hayattan nedir? Uzaktadır. Yani şunu demeye getiriyor. Hani şehrin keşmekeşinden uzakta güzel bir zaman geçireceğiniz bir ev için ideal bir yaşantı demeyi getiriyor. Tabii zaman zaman bunu Türkçeleştirdiğimde kopukluk olabiliyor ya da işte birebir çevirdiğim için arkadaşlar sıkıntı umarım olmuyordur anlamada. Anladığınızı umuyorum. Demek ki burada dikkat edilmesi gereken neymiş arkadaşlar? Fen datifle anılabildiği gibi genitiflik de olabiliyormuş. Dolayısıyla şöyle bir toparlayacak olursak bu cümleyi. Dieses Familienhaus ist ideal für gemeinsame Erlebnisse fern des Alltags demiş oluyoruz. Zur Liebe, evet sıra Zur Liebe edatında. Zur Liebe neydi arkadaşlar? Hatrına demekti değil mi? Bir şeyin hatrına. Bakalım cümlemiz ne diyor? Theodor hat zur Liebe seiner Frau mit dem Rauchen aufgehört. Evet. Güzel bir cümle. Neden? Sigara içmeyen birisi olarak da bunun altını çizmek istiyorum. Aramızda içenler de varsa lütfen bundan vazgeçsinler. Theodor, bu bir erkek ismi. Theodor hat zur Liebe seiner Frau. Bakın, karısının hatırına ne yapmış? Mit dem Rauchen. Rauchen neydi arkadaşlar? Sigara içmek demekti. Ancak burada ilk harfi büyük yazdığımıza göre ne oluyor arkadaşlar? Burada bir isim söz konusu. Dolayısıyla sigara içme hadisesinden vazgeçti, değil mi? Sigara içmeyi artık bıraktı. Aufhören neydi? Bırakmak demekti. Dolayısıyla Theodor karısının hatırına sigarayı bıraktı demiş oluyoruz, değil mi güzel Türkçe'de? Dolayısıyla burada Zur Liebe seiner Frau, bakın die Frau seiner Frau ne oluyor? Ne oluyor burada? Datiflik oluyor. Dolayısıyla Zur Liebe seiner Frau, toparlıyorum. Theodor hat Zur Liebe seiner Frau mit dem Rauchen aufgehört demiş oluyoruz ve sıra geldi son cümlemize. Bitte seien Sie ihm zuliebe nicht zu streng. Evet, bakın burada bir rica cümlesi var. Neden? Bitte ile başlıyor. Lütfen seien Sie bir nezaket formu değil mi? Bir saygı formu var. Ne yapınız? İm zu liebe.
onun hatırına, bakın burada bir erkekten bahsediyoruz. Diyoruz ki onun hatırına lütfen ihm zuliebe nicht zu streng. Streng neydi? Katı, değil mi? Lütfen onun hatırına katı, çok katı olmayın. Değil mi? Yani birazcık yumuşayın demeye getiriyor. Dolayısıyla ne olmuş oluyor arkadaşlar? Bakın burada datifliği hissediyoruz. İm zu liebe, onun hatırına. Dolayısıyla lütfen onun hatırına çok aşırı sert, aşırı evet aşırı sert olmayın demek. Demek ki bunun Almanca karşılığı neymiş? Bitte seien Sie ihm zuliebe nicht zu streng cümlesiymiş. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Alexander studiert fern von seinem Land. Alexander studiert fern von seinem Land. Das Feuer hält die Wölfe fern von Leuten. Das Feuer hält die Wölfe fern von Leuten. Dieses Familienhaus ist ideal für gemeinsame Erlebnisse fern des Alltags. Dieses Familienhaus ist ideal für gemeinsame Erlebnisse fern des Alltags. Theodor hat zuliebe seiner Frau mit dem Rauchen aufgehört. Theodor hat zuliebe seiner Frau mit dem Rauchen aufgehört. Bitte seien Sie ihm zuliebe nicht zu streng. Bitte seien Sie ihm zuliebe nicht zu streng. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde prepositionen mit dativ konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Tschüss!